Herkese merhabalar. Deyimler ve atasözleriyle LGS yolculuğumuza devam ediyoruz. Mükemmel bir şekilde Türkçe'de öğrencilerin genellikle paragraf soruları haricinde en çok karıştırdıkları kısım deyimler ve atasözleri. Kesinlikle burada bilmemiz gereken deyimler ve atasözleri nasıl öğreneceğiz Songuç'um? Tabii ki de bol bol kitap okuyarak öğreneceğiz. Bizler çok kitap okuduğumuzda bu deyimler ve atasözleriyle karşılaşıyoruz ve bunları daha iyi pekiştiriyoruz. Ama bunun haricinde deyimlerimiz ve atasözlerimizi tanımamız da gerekiyor. Yani mesela en az iki sözcükten oluşanlara deyimler diyoruz. Öğüt, nasihat bildirenlere de atasözleri diyoruz. Mesela diyelim ki su içene yılan bile dokunmaz ne demek Tonguç evladım benim? Su içerken kimseyi rahatsız etmemeliyiz hocam. Harikasın. Su içerken insanları rahatsız etmememiz gerektiğini biz bunu böyle söylüyoruz. Fakat burada şu da önemli. Su içene yılan bile dokunmaz esasında mecaz anlamlı bir söz. Dolayısıyla gerçekte su içerken eğer bir yılan gelse aa siz su içiyorsunuz pardon demez. Kesinlikle bize zarar verecekse verir. Dolayısıyla bunları bilmemiz lazım. Neden atasöz deniyor hocam? Neden atasöz deniyor bunlara? Çünkü bunları atalarımız söylemiş. Söyleyeni belli olmayan sözler. Eğer söyleyeni belli olursa biz bunlara özdeyiş diyoruz. Ama söyleyeni belli olmadığı zaman atasözü diyoruz Tonguç evladım benim. Şimdi burada çok çok önemli. Mesela diyelim ki burada bir atasözümüzü resmetmişiz. İğneyi kendine çuvaldızı başkasına batır diyor. Bu ne demek sence Tonguç evladım benim? Bilmemek değil öğrenmemek ayıptır hocam. Ne alakası var bilmemek değil öğrenmemek ayıptır? Ne alakası var? Bilmiyorum desene bilmemek değil öğrenmemek ayıptır. Bana atasözüyle cevap veriyor. Çok güzel. Şimdi burada anlatmak istenen şey şu. Bir insana bir konuda bir iş vermeden önce veya bir yük yüklemeden önce onun çok daha azını kendimize bir uygulamalıyız. Yani mesela ben sana 100 sayfa soru çöz diyorum ama ben 10 tane soru çözmemişim. Kardeşim sen adama 100 soru veriyorsun ama kendin 10 soru bile çözmemişsin. Sonuçta iğne küçük, çuvaldız büyük. Dolayısıyla başkasına bir sorumluluğu, bir görevi, bir ödev verirken onun daha azını da bizim önceden yapmış olmamız gerekiyor. Bunu da bilmemiz lazım. Peki şimdi burada gördüğün gibi atasözlerimizde, deyimlerimizde bazen bu şekilde mecazi anlamlar içebiliyor. Dolayısıyla biz burada mesela ayağını yorgana göre uzatmak atasözünün resmini çizmişiz. Dolayısıyla biz ayağını yorgana göre uzat denildiği zaman ne yapmamız lazım? Ayaklarımızı toparlamalıyız. Çok güzel. Ayaklarımızı toparlamalıyız ama burada anlatmak istenen mecaz bir anlam var. Yani sen bu atasözünü okuduğunda, bu atasözünü duyduğunda, ayağını yorgana göre uzat atasözünü duyduğunda esasında şöyle demiyor musun? Aa bunu demek istiyormuş demiyor musun? Ha bunu demek istiyormuş. Bak ne demek istiyor? Yani masraflarını, harcamalarını dikkatli bir şekilde yap. Öyle fazla uçma. Dikkatli ol. Eğer yorganın bu kadarken ayaklarını bu kadar uzatırsan ayakların dışarıda kalır. Dolayısıyla ayağını biraz toparla. Masraflarını kıs anlamına geliyor Tonguç evladım benim. Burası çok çok önemli. Şimdi deyimler ise mesela burada göz atmak deyimi var. Göz atmak deyiminin anlamını biliyor musun evladım? Evet hocam. Çok güzel. Göz atmak deyiminin anlamını bilmen harika bir şey. Yani detaylı olmadan ayrıntısız bir şekilde böyle yüzüstü göz gezdirmek anlamına geliyor. Peki burun kıvırmak deyiminin anlamını biliyor musun evladım? Bilemedim hocam. Aa aslında çok önemli bir deyimdir. Bunu bilmen lazım ama neyse söyleyeyim. Burun kıvırmak beğenmemek. Yani esasında böyle bir mecaz anlam var. Yoksa gerçekten burnumuzu kıvırmıyoruz. Ama bazı deyimler ise hem gerçekten mecaz olabiliyor. Mesela yüzü kızarmak dediğimizde hem gerçekten yüzü kızarabiliyor hem de utanmak anlamına geliyor. Şimdi bunlarla alakalı zaten bizler sana 0'dan 8'e sözel kitabımızda mükemmel bir konu anlatımı yaptık. Oradan da çalışarak bu konuyu güzel bir şekilde pekiştirebilirsin. Bak şöyle göstereyim. Deyimler ve atasözlerini az önce yaptığımız gibi esprili bir şekilde sana hazırladık. Buradan temel seviye soruları çözeceksin. Ardından da taktikli soru bankamızdan, taktikli Türkçe soru bankamıza bununla alakalı yine mükemmel sorularımız var. Burada deyimler ve atasözleriyle alakalı soruları çözmeni istiyoruz. Bak hem deyimler hem de karma testimiz var. Bunları çözmeni istiyoruz. Ve yine aynı şekilde Dinamo soru bankamızdan, Dinamo soru bankamıza da yine deyimler ve atasözleriyle alakalı hemen şu kısmı açmak istiyorum Tonguç evladım benim. Bak burada hemen nerede? Şurada. Parça anlamdan önce atasözleri, atasözleri bir, deyimler, deyimler bir. Bu testleri de güzel güzel çözmeni istiyorum Tonguç evladım benim. Dinamo soru bankamızdan. Son olarak da zoru bankamızdan, zoru hemen yaparız. İmkansız biraz zaman alır diyorsan. Burada yine aynı şekilde deyimler ve atasözleriyle alakalı parça anlamdan önce testlerimiz var. Bak burada deyimler ve atasözleri bir, iki numaralı testleri ve üç numaralı testi çözmeni istiyorum Tonguç evladım benim. Hatta dört numaralı testi çözmeni istiyorum. Ne kadar çok soru çözersek o kadar başarılı oluruz. Şimdiden ödevlerimizi verdik ama şimdi ne yapalım? Güzel bir şekilde hemen konumuzu öğrenelim ve harika bir şekilde dersimize başlayalım. LGS kaç bizden diyoruz? Şimdi hep beraber deyimler ve atasözlerini öğreniyoruz. Birisi deyimler genellikle mecaz anlamlı Tonguç'um ve en az iki sözcükten oluşuyor. Mesela bak parmağı olmak, kol kanat germek, ağızdan bal damlamak, saçını süpürge etmek, kulak misafir olmak, göz bayamak, sırtı yere gelmek, bel bağlamak, ayaklarına kara sular inmek. Bunların hepsi birer deyim. Dikkat etsen bazıları
iki kelimeden oluşuyor. Bazıları 3-4 kelimeden, hatta daha fazla kelimeden oluşuyor. Yağmurdan kaçarken dolayı tutmak çok daha fazla kelimeden oluşuyor. Burada şunu bilmemiz lazım. Saçını süpürge etmek derken saçını hiçbir şekilde ne elektrik süpürge ne de normal fırça süpürge etmiyorsun. Burada çok dertlenmek, çok uğraşmak anlamına geliyor. Kulak misafiri olmak derken kulağın gidiyor, kimseye misafir olmuyor. Ne oluyor? Sen bir şekilde yanlışlıkla duymuş oluyorsun. Göz boyamak derken gidip de gözünü böyle şeyle, fırçayla boyamıyorsun. Burada yani öyle tamamen yanlış bilgilerle veyahut da böyle hileli durumlarla seni kandırmak anlamına geliyor. Sırtı yere gelmek derken onun sırtı yere gelmez. Benim sırtım yere gelmez hocam. İnşallah. Niye? Çünkü zor duruma düşmezsin. Seni sevenler var, seni destekleyenler var anlamında. Bel bağlamak derken güvenmek anlamında. Ayaklarına kara sular inmek derken çok yorulmak anlamında. Mesela ayaklarına kara sular inince ayakkabını çıkarsan içinde siyah su falan yok. Orada anlatılmak istediğin çok yoruldum anlamında. Parmağı almak derken mutlaka onun da bir bu işle ilgisi olduğu anlamında. Kol kanat germek derken yine net bir şekilde onu korumak anlamında. Ağızdan bal damlamak derken de ağızdan leş bir şekilde böyle bal damlamıyor tabii ki. Güzel sözler söylüyorsun. İğrenç bir şey yani. Mesela Tonguç sen ne kadar tatlı bir çocuksun, ne kadar akıllısın, ne kadar efendisin dediğinde ben ağzından bal damlatmış oluyorum sana karşı. Şimdi deyimler ve atasözlerini karşılaştırmak gerekirse Tonguç evladım benim. Deyimler çekimlenebilir ama atasözleri çekimlenemez. Bu ne demek? Mesela ağzından bal damlıyordu. Ağzından bal damlamış. Aa, ağzından bal damlıyor bugün. Ağzından bal damlatması olmaz gibi şeylerle çekimlenebilirsin. Ama atasözleri çekimlenemez. Yani atasözünü şöyle diyemezsin. Ne diyelim mesela? Damlaya damlaya göl olsa. Damlaya damlaya göl olmaz ki. Damlaya damlaya göl olursa. Böyle bir şey diyemez. Damlaya damlaya göl olur dersin biter. Değiştiremiyorsun. Ama deyimleri çekimleyebiliyorsun. Atasözlerini çekimleyemiyorsun. Burası birinci büyük farkları. Deyimler değiştirilemiyor. Ama atasözleri hiç değiştirilemiyor. Yani çekimlenemeyebiliyor. Deyimlerin çoğu mecaz anlamlı, atasözlerinin çoğu mecaz anlamlı, kimisi gerçek anlamlı. Hatta bunu da aşağıdaki atasözlerimizde hangisinde mecazlı bir söyleyiş vardır diye de bize sorabiliyorlar. Şimdi gel biraz da atasözlerine bakalım. Mesela taşıma su ile değirmen dönmez derken bu bir Japon atasözü değil. Yani taşıma su Japoniz bilim adamı hocamdır. Hayır öyle bir şey yok. Taşıma su ile değirmen dönmez derken mesela sana sürekli annen çalış çalış diyor. Sen de annenin demesiyle çalışıyorsan bu değirmen dönmez. Senin kendin istemen lazım. Kendin gayret göstermen lazım ki gerçekten kazanasın. Yani taşıma başkasının itirmesiyle değil de kendi gayretiyle kazanabilirsin diyor. Akan su yosun tutmaz derken yani eğer bir insan gayret gösteriyorsa, çalışıyorsa başarılı olur anlamında. Ama şuna dikkat et. Bak şimdi. İşleyen demir ışıldar ile akan su yosun tutmaz. Güzel bir şey. Ama şuraya dikkat et. Yuvarlanan taş yosun tutmaz bambaşka bir anlamda. Yuvarlanan taş yosun tutmaz bambaşka bir anlamda. Niye biliyor musun? Bu ikisi aynı anlamda zannediyor öğrenciler ama değil. İşleyen demir ışıldar. İşlersen demir olarak parıldarsın. İşlemezsen paslanırsın, kötü olursun anlamda. Dolayısıyla bu çalışmakla alakalı. Yuvarlanan taş yosun tutmaz ise bambaşka bir anlam var Tonguç'um. Burada şunu demek istiyor. Eğer bir insan sürekli iş değiştiriyorsa, stabil kalmıyorsa, aynı yerde kalmıyorsa başarılı olamaz anlamında. Yani ben mesela ilk başta bir öğretmenlik yapıp sonra biraz da pazarda domates satsam, sonra gidip bir tane kuaför açsam, oradan çıkıp bir tane kahve açsam, kahvede olmadı hadi bakalım galeri açsam. Böyle sürekli saçma sapan farklı işlere gidersem yuvarlanırsam yosun tutmam. Ama hep benzer iş yaparsam zamanla o işte belki rızkımı bulabilirim manasını taşıyor. Dolayısıyla bununla bu çok farklı Tonguç'um. Buna dikkat edeceksin. Su akar ya o yolunu bulur derken her şey olacağına varır anlamında. Su küçüğün söz büyüğün derken susadığımızda sen küçük olduğun için suyu sana veriyorum ama konuşma sırası öncelikle büyüğün. Kar susuz mu kandırmaz derken de kar yani diyelim çok susadın al sana bir kar topu. Bu benim susuzluğum bitirmez ki bana gerçekten lezizül aziz bir su vermen lazım manasında kullanabiliriz. Şimdi o zaman burada şunu da bilmemiz lazım. Atasözleri Tonguç'um. Hem gerçek hem mecaz ya da sadece mecaz olabiliyor. Onu da dile getirmek istiyorum. Mesela şöyle göstereyim sana. Akan su yosun tutmaz derken burada bir mecaz anlam var. Aynı zamanda gerçekten de doğru. Mesela şöyle gösterelim. Damlaya damlaya göl olur atasözümüz düşünelim. Şimdi bu gerçekten de doğru. Damlaya damlaya gerçekten de göl olur. 100 sene de olur, 500 sene de olur ama olur. Fakat burada anlatılmak istenen bu değil ki. Bu sular idaresi için söylenmiş bir söz değil ki. Burada anlatılmak istenen küçük küçük birikimler bizi büyük sermayelere ulaştırır. O zaman burada hem gerçek anlam var hem mecaz anlam var ama daha çok mecaz anlam ağır basıyor. Peki şuna bak. Bugünün işini yarına bırakma dediğimizde burada sadece gerçek anlam var. Burada herhangi bir mecaz anlam yok. O zaman sen burada mecaz anlam olmadan direkt olarak anlatılmak istediğini söylüyorsun. İşte sana sınavda hangisinde mecazlı bir söyleyiş vardır derse bunda vardır diyeceksin. Hangisi yoktur? Bunda yoktur diyeceksin. Mesela son pişmanlık fayda etmez. Bundan mecaz anlamı yok ki. Net bir şekilde olanı söylüyor. Ama
Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Veyahut da sakla samanı gelir zamanı. Burada bir mecaz anlam var. Sakla samanı gelir zaman derken bu sözü işte çiftçiler için söylememişler. Yani sen samanı saklayacaksın çiftçi, sen bankacı paranı saklayacaksın. Sen şu adam şu sermayeni saklayacaksın diyebiliriz. Dolayısıyla atasözleri kimi zaman gerçek, kimi zaman mecaz anlam taşıyabiliyor. Hem gerçek hem mecaz anlam taşıyabiliyor. Bazı atasözleri ise Tonguç'um tamamen mecaz anlam taşıyor. Mesela denize düşen, bak buraya yazıyorum. Denize düşen yılana sarılır. Burada şimdi gerçekten denize düşün zaman yılana sarılmazsın ki. Burada anlatılmak istenen yani çok zor bir duruma düşen kişi artık yapacak bir şey yok. Her şeyi yapar manasında. Bu da tamamen mecaz anlamda diyebiliriz. Bir de özdeyişler var. Özdeyişi söyleyen kişi belli. Kısa ve özlü sözlerdir. Söyleyeni bellidir Tonguç'um. Aşılmasına imkan olmayan hiçbir duvar yoktur. Bunu Anton Çehov söylemiş. Çehov. Okumak insana olgunluk, konuşmada canlılık, yazmada açıklık verir. Bunu da Bacon diye bir amcamız söylemiş. Kendisi soy ismi biraz saçma sapan bir isim Francis ama soy ismini gerçekten anlamsız bir şey koymuşlar. Neyse sıkıntı yok. Dolayısıyla bunlar söyleyeni belli olan sözler. Şimdi geldik yeni nesil bir sorumuza. Oh be bayılıyorum bu sorulara hocam. Yeni nesil sorunun en önemli özelliği biliyorsun. Uzun bir metinden sonra veya açıklayıcı bir metinden sonra sana soru sorması. Fakat Türkçe'de şunu söylemek istiyorum. Bilhassa deyimler ve atasözlerinde sen eski tarz soruları da çöz. Bunu çok iyi bilirsin Tonguç'um. Pekiştirmek için, daha iyi öğrenmek için bol bol soru çözüp bol bol hata yapmalısın. Ne kadar çok hata o kadar çok şey öğrenirsin. Bunu ilk söyleyen sizsiniz hocam. Evet. Az hata yapıyorsan deyimlerle alakalı demek ki az soru çözüyorsun demektir. Ama çok hata yapıyorsan zamanla bunları öğrenirsin ve hatalarını da azaltırsın. Şimdi bu metni okuyalım ve anlamca özetleyelim. Nasıl ki bir değirmenin dönüp buğdayı öğütebilmesi için rüzgara ihtiyacı varsa, insanın da ihtiyaçlarını karşılaması ve işlerini görebilmesi için diğer insanlara ihtiyacı vardır. Çünkü toplum hayatı yardımlaşma esası üzerine kurulmuştur. İnsan tek başına bütün işleri yürütemez ve başarıya ulaşamaz. Bakalım şimdi. Taşıması ile değirmen dönmez alakası. Burada insan kendi işleri yapması lazım diyorduk. Değirmene gelen nöbet bekler. Yani burada herkes bir işiyle alakalı sorumluluğu varsa onu yapması lazım. El ile değirmen yeline. Yani el ile birleşmesi lazım. Değirmen de rüzgarla birleşmesi lazım ki çalışsın. Yoksa olmaz gibi. Dost kara günde belli olur derken insanlar da gerçek karakterlerini sıkıntılı günlerde belli eder demek istiyor. Dolayısıyla cevabımız Ceyhun seçeneği diyebiliriz Tonguç evladım benim. O zaman bu haftanın ödülü sorusuna yap yorumlarında. Teşekkür ederim hocam. Hadi bakalım başarılar Tonguç.